şöyle bir başlıkla devam edeceğim. Elon Musk başlığıyla. Çünkü çok konuşulan bir konu aslında bu da. Elon Musk Twitter'a verdiği 44 milyar dolarlık tarihi o satın alma teklifini geri çekti. İlginç bir detay oluştu aslında. Musk iptal gerekçesi olarak sahte hesapların sayısı hakkındaki bilgilerin yanıltıcı olduğunu da gerekçe gösterdi. Elon Musk neden böyle bir karardan vazgeçti? Bir anda bu da çok konuşulmuştu. Twitter'ı satın alacağız tartışmaları başladı. Neden alıyor? Alırsa ne olur? İşte sahte hesaplara karşı bir önlem planı var mıdır Elon Musk'ın? Ya da bundan sonra Twitter'ın özgürlüğü bile konuşulurken tartışma konularında farklı başlıklar açılırmış. Şimdi yeniden dönelim. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay karşımızda. Yavuz, nedir Elon Musk'la bu Twitter arasındaki konu? Alt başlıkta da arkadaşlarımız Musk Twitter'ı kandırdı mı demiş. Sen nasıl yorumluyorsun? Neler konuşuluyor orada? Evet. Elon Musk meselesi işin aslında şu. Elon Musk zengin bir iş adamı. En zenginler listesinde yer alıyor ve iki gerekçeden ötürü Twitter'ı satın almak istedi. Bunlardan bir tanesi Twitter'ın data firması olması, ki bunu açıkça ifade etmedi. Yani Twitter bir data firması ve bunun için satın alıyorum gibi bir ifadesi olmadı. Ancak Elon Musk'ı yakından tanıyanlar ve takip edenler bu yorumu yaptı. Çünkü aslına bakarsanız Tesla da bir data firması, araç firması değil, bir data firması. Dolayısıyla birinci sebebi buydu. Bir de Elon Musk'ın hayali vardı. Yani hayal dediğimiz şey bir eğlence aracı olarak düşünün. Özgür konuşmayı, özgürlüğü kontrol altına almak istiyordu. Kendi kontrol altına almak istediği bir özgürlük platformu vardı. Bu da Twitter için, Twitter'da buna uygundu. Şimdi alış gerekçelerinden biri bu olduğu söyleniyor. Kesin nedeni tabii ki de bilmiyorum, bir şansımız yok. Ancak daha sonradan Twitter'la aralarında yaşamış oldukları münakaşalar oldu o alış sürecinde. Twitter çalışanları Elon Musk'tan pek hoşnut değillerdi. Elon Musk'ın yeni patron olmasından pek hoşnut değillerdi. Velhasılı gün geçtikçe şöyle bir ekonomik tablo ortaya çıktı. Tesla ve SpaceX'e yatırım yapan insanlar, yani müşteriler diyelim, hisse satın alan kişiler şunu düşünmeye başladı. Elon Musk Twitter'ı satın aldı ve 44 milyar dolar ödeyecek. Dolayısıyla SpaceX bir krize girdiğinde, Tesla bir krize girdiğinde orada bir sıkıntı yaşanacak ve Elon Musk bunu kendi parasıyla finanse edemeyecek. Çünkü o parayı Twitter'a verdi. Dolayısıyla benim SpaceX'e olan yatırımım, Tesla'ya olan yatırımım ileriye baktığımda risk altında. Ben paramı garanti altına alayım, çekeyim, azaltayım, daha fazla satın almayayım. Bu noktada şu oldu: Tesla'ya ve SpaceX'e yatırım yapan insanların sayısı düştü. Yani Tesla'nın ve SpaceX'in yatırım gelirleri ciddi anlamda düştü. Sonra döndük baktık Twitter'a. Twitter'ı kim satın aldı? Elon Musk. İnsanların büyük bir kısmı, yani çok da büyük olmasa da yani yarı yarıya diyebileceğimiz bir kısmı Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından pek hoşnut değillerdi. Çünkü sürekli tartışma içerisinde idi Elon Musk herkesle. Twitter'ı şöyle yapacağım, Twitter şöyle, bu böyle. Dolayısıyla bir tartışma ortamında kendini bunun bir başrol oyuncusu olarak gördü. İnsanlar Twitter'ın da geleceğini göremedi. Twitter'ın da hisseleri düşmeye başladı. Dolayısıyla bir yanda Elon Musk'ın 44 milyar ödediği ancak günden güne eriyen bir Twitter, ödeyemek üzere olduğu tabii vaat ettiği. Öbür yanda SpaceX ve Tesla'nın da düşen gelirleri, yani insanların parasını yatırmamaya başlaması. Bu ortamda Elon Musk'ın Twitter'ı almaktan bu nedenle vazgeçtiği söyleniyor. Her ne kadar kamuoyu gözü önünde bana rapor sunmadılar, şöyle yaptılar, böyle oldu, Twitter'lar sahte, ben niye para vereyim, 44 milyar vereyim demiş olsa da yasal yükümlülüklerden kurtulmak için bunu söylemiş olduğu düşünülüyor. Ancak gerçek nedenlerinden ya biri... Ya sence Elon Musk burada dürüst davranıyor mu? Çünkü bir diğer konuşmada tartışma konusu aslında. Acaba Musk vaz mı geçti? Gerçekten kendi iradesiyle bu kendi yapmış olduğu açıklamalardan yola çıkarsak. Yoksa vaz mı geçirildi? Yani vazgeçirildi kısmı belki ekonomiktir. Yani Elon Musk'ın danışmış olduğu ekonomik isimler, ekonomi danışmanları vazgeçmesi yönünde bir tavsiyede bulunmuş olabilir. Ancak sanıyorum ki siz siyasi bir yapıya işaret ediyorsunuz. Bunun olmuş olabileceğini pek düşünmüyorum açıkçası.
Elon Musk çünkü buna müsait neden değil. Böyle düşünmüyorsun peki? Bir gerekçen, açıklaman var mı? Gerekçem şu: Elon Musk zaten 44 milyar doları verim alabilecek parayı toplamış durumdaydı. Yani bugün kim ne derse desin, demokratlar da engellemeye çalışsa, cumhuriyetçiler ya almadı dese, Elon Musk bunu almak istiyorsa alacak idi. Çünkü bu parayı toplamış idi zaten. Ancak ortaya çıkan son ekonomik veriler ve ilerleyen zamanlara baktığınızda teknolojiye olan yatırımın, yani bu bahsettiğim Twitter gibi yerlere olan yatırımın güven azalmasından dolayı yatırımında azalacak olması tahminiyle, bu yatırımın pek de makul olmadığını düşünmüş olabilir Elon Musk. Sen o zaman ancak şöyle diyorsun: arkasında ben hiçbir siyasi gücün ya da siyasi engelin olduğunu düşünmüyorum. Tamamen Elon Musk ticari kafayla düşündü, iş adamı kafasıyla düşündü ve kararını verdi. Bence de samimiydi diyorsun, değil mi? Alması noktasında siyasi motivasyonun olmuş olabileceği düşüncesindeyim. Ancak şu an bırakmış olması noktasında siyasi engellerin olduğunu düşünmüyorum. Ancak şurada ben bir şeyin parantezini açayım. Bu kısıtlı bir bilgiyle söylediğim bir şey. Yani burada geniş bir bilgiye sahip biri olarak söyleyemiyorum bunu. Yok. Elon Musk'ı takip eden, yakından takip eden iki gazeteci arkadaşımla konuştuğum çerçeveyi size aktarıyorum. Dolayısıyla bu işleri çok daha yüksek oranda bilmek için SpaceX'i çok çok yakından takip eden bir gazeteci olmak gerekiyor. Evet. Yavuz, sana şu soruyu sorayım. Bilgin olabilir. Şimdi Elon Musk Twitter'ı satın almaya niyetlenip bunu kamuoyuyla bu bilgiyi paylaştığında Twitter'ın hisse senedi fiyatları neydi? Şu an ne durumda? Yani kayıp ne? Elon Musk Twitter'ı satın almayı açıkladığı anda zaten düşüktü Twitter'ın. Rakamları bilmiyorum, ancak şöyle bir şey söyleyeyim. Gene cevabını da almış olacaksınız hocam. Twitter'ın hisseleri oldukça düşmeye başlamıştı. Elon Musk'ın satın almasıyla yükseldi. Ancak Elon Musk bu satın alma sürecinde o kadar çok spekülasyona, tartışmaya, kavgaya girdi ki bu kavgayı sadece başka insanlarla değil Twitter'ın üst yönetimiyle de yapmaya başladı. Yani şöyle düşünün, birisi geliyor bir şirketi satın alıyor ve çalışanlarıyla, o şirketi yönetecek olan en üst düzey kişilerle bile çatışmaya başlıyor. Dolayısıyla oradan itibaren de hisseler düşmeye başladı. Yani aslında süreci iyi yönetemedi Elon Musk diyebiliriz. Kayıp ne kadar senin tahminin? Yani 44 milyar dolar değil şu an Twitter'ın değeri. Çok da yani 30 milyar dolarlara yaklaştı. Yani 30 milyar dolarla 40 milyar dolar arasına düştüğünü düşünüyoruz açıkçası. Ya, Yavuz Bey, bir de ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu ilk başta Elon Musk Twitter'ı almak için karar aşamasındayken Amerika'da hangi siyasi gruplar tarafından bu konuda yönlendirildi ve şu an bu anlamda Elon Musk'ın bu kararından vazgeçmesinin siyasi olarak bir karşılığı, yani bunun engellenmiş olma ihtimali açısından herhangi bir siyasi karşılığı var mı? En başta Elon Musk Twitter'ı satın almaya başladığı süreçte, bu fikrin oluştuğu süreçte cumhuriyetçiler ciddi anlamda destekledi Elon Musk'ı. Çünkü Elon Musk bir cumhuriyetçi, yani Trump destekçisi, Trump'ın zihniyetinde bir kişi, Trump'ın politikalarını destekleyen bir isim. Dolayısıyla Elon Musk'ın satın alma sürecini cumhuriyetçiler yakından desteklerken demokratlar baştan sona karşı çıktılar. Hatta biz satın alınma tamamlandıktan sonra şunu bekliyorduk işin açıkçası. Demokratlar eğer hala senatoyu ve kongreyi ellerinde tutarlarsa, işte önümüzde seçimler var, kongre ve senato demokratlara geçerse tekrardan, onlar da ancak seçimde kaybetme ihtimalleri var. Demokratların SpaceX ile Tesla ile Twitter ile uğraşmalarını bekliyordu insanlar. Eğer sizin yani o dediğiniz soruya bir kısa bir kenarından dokunacak olursak cevap olarak, Elon Musk şu endişeyi taşımış olabilir. Demokratlar Twitter'ı ben aldıktan sonra sadece benim Twitter'ımla değil Tesla'yla da SpaceX'le de çok ciddi anlamda uğraşacak. Bir endişe, bu endişeyi taşıyıp küçük de bir ihtimal olsa bu endişe, bu ihtimal var. Demokratların kendisiyle siyasi olarak teftiş, denetleme, birçok şey anlamında uğraşacak olmasını düşünmüş olabilir. Ancak ana gerekçenin ekonomi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü burada Tesla'nın da SpaceX'in de sadece hisseler yönünden değil, harcamalar yönünden de zor durumda olduğunu söyleyelim. Çünkü Tesla'yı ve SpaceX'i kurtaran NASA ihalesi oldu. Yani Tesla ve SpaceX çok ciddi anlamda batış sürecine girmişti. NASA'dan aldıkları ihale onu kurtardı.
Elon Musk bir anlamda yani bu parayı Twitter'a yatırıcı ama SpaceX'in ve Tesla'nın paraya ihtiyacı olduğu anda ben bunu oraya yönlendirebilmeliyim düşüncesine de sahip olmuş olabilir. Evet. Sayın Arş, siz de söz istediniz. Buyurun. Şimdi Yavuz, bir şey sormak istiyorum. Uzaya hakim olması veya uzayla ilgili inisiyatif üretmesi sağlanan Elon Musk'ın sosyal medyada da bir başrol oyuncusu olması demokratlar tarafından çok kabul edilmedi, istenmediğine dair bir görüş var. Hatta Elon Musk'a demokratların baskı yaptığı ifade ediliyor. Bir diğer tarafıyla Trump da şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki, yani sözleşmeyi gördüm, hiç de iyi bir sözleşme değil. Twitter'ı boş ver, Trump sosyala gel gibi bir cümle kurdu o da. Şimdi bu etkili olabilir mi? Yani özellikle geçen seçimlerde sosyal medyanın seçimleri etkileme noktasında ne kadar önemli bir rol üstlendi hep beraber gözlemledik. Yani Trump'a karşı uygulamaları üzerinden de. Kapatıldı hesabı Trump'a. Cumhuriyetçi olduğu biraz önce de sen ifade ettin. Yani Trump'a yakın olduğu söylenen Musk'ın bir şekilde bu alanı ele geçirmesine izin verilmemiş olabilir mi? Sizin o ilk söylediğiniz bölüme katılıyorum. Kendisine uzaktan da olsa işte sözleşme iyi değil. Buraya yatırım yapmak yerine gel bu tarafa yatırım yap veya işte demokratlar bu işi alırsan seninle uğraşırız da işin dolaylı tarafından söylemiş olmaları çok yüksek ihtimal. Ya bu mümkün ama bu alım satım süreci o kadar büyük ki onlarca parametre var. Bu onlarca parametreden biri. Biz ana gerekçenin, o büyük fotoğrafın ekonomik sayıların kararları etkilediğini düşünüyoruz işin açıkçası. Yoksa Elon Musk bildiğini okuyan bir yapıya sahip. Burada şu da konuşuluyor. Elon Musk'ın bilmediği bir iş bu. Twitter'ı yönetmek, sosyal bir süreç. Orada çalışanların tamamen yapısı farklı. Yani dolayısıyla Elon Musk bunlardan ötürü de vazgeçmiş olabilir ama daha çok konuşulan, Elon Musk'ı yakından takip eden iki yakın gazeteci arkadaşımın da bakış açısı Elon Musk'ın sayılardan hoşnutsuz olduğu yönündeydi. Biz de işin açıkçası böyle düşünüyoruz ama sizin dediğiniz mümkün. Elon Musk ben burayı satın aldıktan sonra ki süreçte ne olacak? Demokratlar kongrede de senatoda Elon Musk'la uğraşma ihtimalleri, sürekli onları sorguya çağırma ihtimalleri, sorgulama ihtimalleri çok yüksek. Bu da Twitter'ın değerini düşürecek de haliyle. Burada bir kar zarar hesabı yapılmış olabilir çok basitçe önümüzdeki günler için. Biz biraz daha ekonomik gerekçelerle olduğunu düşünüyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay. Sayın abi, bir sorunuz mu var? Yavuz'a son bir soru alalım. Varsa evet, sorunuz yoksa devam edelim. Aslında tabii mesele hep Elon Musk üzerinden yaklaşıyoruz ama Twitter neden satılığa çıktı Yavuz? Yani şimdi belli ki orada da bir sıkıntı var. Yani şimdi evet 44 milyar dolar çok büyük bir para. Şimdi değeri düştü. Elon Musk bu şekilde gelgitlerle alırım almam stratejileriyle beraber Twitter'ı daha ucuza kapatıyor olmaya çalışıyor olabilir mi? Bir de Twitter'ın ekonomik zafiyetleri var galiba. Yani bir satışa çıkması başka türlü açıklanamaz. Twitter'a satışa çıkma. Önce ikinci sorunuzu cevaplayayım. Elon Musk tabii ki de bu dediğinizi de yapıyor olabilir. Dediğim gibi bunu bilmek için beklemek gerekiyor, görmek gerekiyor. Yani şu an için Elon Musk'ın ne düşündüğünü bilemeyiz ama Elon Musk bu karaktere sahip birisi. Bugün aldım, şu yarın vazgeçiyorum diyebilecek birisi. Hatırlarsanız yine yanlış hatırlamıyorsam siz de olabilir bir bağlantıda işte zengin şımarık çocuğun Twitter'ı satın alması olarak yorumlamıştım ben Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecini. Şu anda da hala zengin şımarık çocuk gibi hareket ediyor. Böyle yorumluyorum. Çünkü bugün aldım yarın bırakıyorum gibi. İlk sorunuza gelecek olursak Twitter niçin satılığa çıktı? Çünkü Twitter ilk yola çıktığı kuralları, mantığı ve düşünceyi terk etmiş durumdaydı. Bunun en net örnekleri seçimde
yaşadığımız, sizin de ifade ettiğiniz gibi işte Trump'ın hesabının kapatılması, seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek bir araç haline gelmesi ve bunun da bir partinin lehine olması, yani Demokrat Parti'nin lehine olması. Yani Twitter günden güne eriyen bir Twitter haline gelmişti. Satılığa çıkmasının nedeni buydu. Bir gelir elde etme noktasında da sıkıntı yaşıyordu bizim tahminlerimiz. Gelir elde etme noktasında da sıkıntı yaşıyordu. Elon Musk da bir çılgınlık yapıp bunu fırsat bildi. Bilmediği bir alana girmeye çalıştı. Herhalde bugün onun sonuçlarını yaşıyor ama önümüzdeki günlerde her şey mümkün. Her şey. Peki, çok teşekkür ediyoruz Yavuz Atalay'a. Washington temsilcisi Akşam Gazetesi aktardığı bilgiler için.